16-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası'nın tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya bisikletiyle gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji fiyat artışlarıyla hareketliliğin tüm dünyada daha da önem kazandığını vurguladı. Temiz hava, hareketli ve sağlıklı yaşam, trafiksiz şehirler. Avrupa Komisyonu bu gayelerle 20 yıldır 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası'nı düzenliyor. Belediyelerin projelerini yarıştıracağı ve birbirinden farklı etkinliklerin düzenleneceği haftanın tanıtım toplantısı Türkiye Belediyeler Birliği'nde yapıldı. Özellikle bisikletli ulaşımın teşvik edildiği etkinliğin açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Çekya Büyükelçisi Pavel Vatsek bisikletleriyle geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı ya karşı başlattığı savaştan sonra da artan enerji fiyatları hareketliliği çok daha önemli bir konu haline getirdi. Evet, bisikletle işe gelmek her zaman çok kolay olmayabilir ama ben bugün gayet mutluyum. Sadece 13-14 dakika aldı Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye Belediyeler Birliği'ne gelmek. Tanıtımda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Elefterya Perzinidu da yer aldı. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı'nın hedefinde Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki asılsız iddiaları da vardı. Hiçbir ülke, ben AB üyesi ülkeyim ve yaptığım her şey doğrudur deme hakkına sahip değil. Avrupa Birliği'nin de üyelerini gözü kapalı, körü körüne desteklemek gibi bir politikası olamaz.